Geleceğimizin temsilci kıymetlilerimiz, çocuklarımızı temsil ettiğimiz bir meslek grubu var. Onlar da öğretmenler fakat dertliler. Şimdi sesleri olacağız. 2023 KPSS öğretmen ataması henüz yapılmadı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, pazartesi günü eğer kabine toplantısı olursa atamanın ne zaman yapılacağının açıklanacağını belirtti. Atamayı bekleyen binlerce öğretmen, mülakata hayır demek ve 68 bin atama talebi için bir kez daha Ankara Ulus'ta bir araya gelecek. Kimi inşaatta, kimi kafede, kimi ise markette çalışıyor. Tek talepleri ise emek verdikleri, hayalini kurdukları öğretmenlik mesleğini icra etmek. Atanamayan öğretmenler seslerini duyurmak için bir kez daha bir araya gelecek. Hayalini kurdukları meslek için üniversite sınavına girdiler. Kazandılar. 4 yıllık eğitim fakültesini bitirdiler. Sonrasında KPSS için ter döktüler. İstedikleri puanı aldılar ancak daha büyük sınavla karşı karşıya kaldılar. Yurdun birçok noktasında mezun olan binlerce öğretmen emek verdikleri meslek yerine farklı sektörlerde çalışıyor. Atanacakları günü bekliyor. 2024 yılının neredeyse ortalarına gelindi. Ancak 2023 KPSS öğretmen ataması hala yapılmadı. En son açıklama Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi. TV100'e konuşan Tekin, öğretmen atamalarını pazartesi günü kabine toplantısı olursa açıklanacağını belirtti. Önümüzdeki hafta eğer kabine toplantısı olursa o gün açıklanmış olacak. Aday öğretmenlerse seslerini duyurmak için kabineden önce bir araya gelecek. Mülakata hayır demek ve 68 bin atama talebiyle 28 Nisan Pazar günü Ankara Ulus'ta buluşacak. Geride bıraktığımız gün sahte gözlükleri konuşmuştuk. Şimdi sahte saatlerden bahsedeceğiz çünkü sahte saat de sağlığı tehdit ediyor. İnternetten saat alırken bir kez daha düşünün sevgili izleyenler. Çakma saatleri orijinal diye. Üstelik ucuz da değil, orijinaliyle aynı fiyata satıyorlar. Saatçilerse uyarıyor. Aynı parayla sahte ürün almayın. Sitelerin güvenliğini iyi kontrol edin diyorlar. Sadece cepten gitmiyor. Sahte saatler sağlığı da tehdit ediyor. Günümüzde çok büyük bir problem var. Bu da taklit saat ve aynı zamanda imitasyon saat dediğimiz. Günümüzde en çok kullanılan aksesuarlardan birisi de saat. 7'den 70'e pek çok vatandaş gündelik olarak kullanılıyor. Farklı markaların farklı ürünleri vatandaşların beğenisine sunulmak üzere mağazalarda sergileniyor. Ama bir de internetten satılan ürünler var. Esnaflar bu ürünlerin replika olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Bu saatler tabii ki insanlar tarafından orijinal olarak biliniyor. Çünkü bazı vatandaşlarımız bunların orijinallerini bilmedikleri için bunları orijinal zannedip bir şekilde alışverişlerini yapıyorlar. Bu saatler bir süre kullanıldıktan sonra gerçek ortaya çıkıyor. Ürünler tabii satın alındığı zaman orijinal gibi işte insanlar alıyor. Ama bir süre sonra bunların saatlerin kasalarının karardığını, kolda iz bıraktığını, kaşıntı yaptığını, su aldığını görüyorlar. Sahte saat hem ekonomiye hem de sağlığa zarar veriyor. İnternet üzerinden yapılan satışlar teste yollandığında bazı modellerde kanserojen madde tespit ediliyor. Bu saatlerde özellikle kanserojen çok madde içeriyor. Bir süre sonra bunlarla ilgili tabii ki testler de yapılıyor. Çok ciddi reaksiyonlar, ciltte reaksiyonlar oluşuyor. Ve bu reaksiyonların sonucunda da gittikleri zaman bunun saatten olduğunu. Doğal olarak bunlarda da böyle şeyler yaşanabiliyor.